de gecikiyorum galiba okula. Aman kızım, senin kocan okulda müdür. Ne acele ediyorsun, rahatına bak. Ay, sen doğru söylüyorsun valla. Kocamın nimetlerinden biraz faydalanmam lazım değil mi anne? Ay, koca oldu da yani sanki sana bir jip aldı. Alo? Sevda Hanımcığım, size bir sürprizim var. Ay, sürpriz mi ne acaba? Uzun zamandır çok istediğiniz bir şey aldım size. Ay, yoksa arabayla mı ilgili? Evet, direkt arabayla ilgili. Hemen geliyorum, geliyoruz. Ay anneciğim, Amil Bey bana jip almış. Hadi çabuk hazırlan, hemen gidiyoruz. Tamam, hemen hazırlanıp geliyorum, hadi. Şu arabanın güzelliğine bak. Almış vallahi. Bak, anahtar da burada. Ay bak, görüyor musun? Bana sürpriz yapmış. Ay, biricik kocacığım benim. Bir de sevmezsin. Hadi atla, bir tur atıp gelelim. Ay, atalım vallahi. Sevda Hanım. Sevda Hanım, nereye götürüyorsunuz milletin arabasını ya? Sevda Hanım, Sevda Hanım. Aman gel, gitti ya. Allah Allah, Allah Allah. Nasıl verirsin herhalde bir arabasını başkasına ha? Nasıl, nasıl? Vallahi ben vermedim aferin ya. Allah bana verdi ki ben vermedim ya. Kendileri aldılar ya. Sen ne yapıyordun peki? Uyuyor muydun sen? Uyumuyordum aferin. Ben de tören hazırlıkları yapıyordum ya. Kapalı da bir telefon. Jip'in ABS'sine zarar vermesin diye telefonu kapatmış. Nerede benim arabam? Sizin arabanız pırıl pırıl içi ve dışı temizlendi. İyi de hani nerede? Bizim eleman deneme sürüşüne çıktı. Birazdan gelir. Kanlı arabanın deneme sürüşü mü olur kardeşim? Hasta etme adamı. Bakın birazdan 10 Kasım törenleri başlayacak. Sirenler filan çalacak. Bana bak ulan keltoş. Arabamı hemen geri vermezsen bu senin cenaze törenin olur. Tören, tören. Sirenler. Sevgili mini birler, çalışkan ikiler. Birazdan Ulu Önder Atatürk'ün ölüm yıl dönümünü anmak için bir dakikalık saygı duruşunda bulunacağız. Ve o yüce insanın yokluğunu ruhumuzun derinliklerinde bir kez daha hissedeceğiz. Evet, şimdi hepinizi bir dakikalık saygı duruşuna davet ediyorum. Evet sevgili çocuklar, bahçede ayakta durup hastalanmamanız için tören burada sona ermiştir. Hadi sınıflarınıza. Görün, görün sözle. Allah'a şükür geldiler. Sevda Hanımcığım, ne yapıyorsunuz siz? Başımı belaya sokacaksınız şerefsizim. Ne belası ya? Ne belası olacak? El alemin jipini alıp gidiyorsunuz, sonra ben uğraşıyorum. Ne yani? Şimdi bu jipi siz bana almadınız mı? Hayır efendim, ben size araba için çocuk puseti aldım. Ya. Puh, yazıklar olsun sana. Bunu da mı duyacaktı bu kulaklar? Ya ben size jip aldığımı söyledim mi? Aman aman, sizin jipinize kalmadım. Zaten uğursuz geldi, gelirken bir arabaya sürtündük. Ne? Sürtüldü mü? Yo, sakin olun, sakin olun. Bir şey yok. Kim bu adamlar? Arabanın sahipleri. Şimdi mahvoldum işte. Abi araba çok kötü gitmiş. Gitmiş mi? Sakin olun, sakin olun, sakin olun. Alt tarafa bir çizik. Hallederiz. Ben çizik arabaya biner miyim lan? Biner miyim ha? Bana arabanın yenisini alacaksın. Yoksa vururum seni. Hadi kızım biz gidelim. Bunlar erkek erkeği konuşsunlar aralarında. Gidelim anneciğim gidelim. Sakin olun, hep sakin olun. Dolar olmuş. Alt tarafı bir çizik işte. Bir çizik için yepyeni bir araba almam çok saçma olur öyle değil mi? O zaman mecburen seni vuracağız. Sakin olun, sakin olun, sakin olun, sakin olun. Alın bütün param bu. Başka 5 kuruşum yok şerefsizim. Bu parayla bütün jipi boyatabilirsiniz. Buyurun anahtarınız. İyi hadi, olsun bakalım. O da sırf evli barklı bir insan olduğun için. Of! Bütün param gitti. Bugüne kadarki emeklerimizin hepsi heba oldu. Uyusun şerefsizim. Üzülmeyin de amirim ya. Bahşişleri var. Vallahi biz niçin bir işi beceremiyoruz ya? Ağlamayın amirim ya. Ağlamayın ya. Beni de ağlatacaksınız ya. Ben de üzülüyorum. Atatürk öldü diye ama ne yaparsınız mukadderat?